Ya bu dakikada bu farmı yapıyorsan zaten iyi oynuyorsundur değil mi? Fena boş yapıyorum bu arada ya. Arkadaşlar izninizle size Blitz'i tanıtmak istiyorum. Görmüş olduğunuz gibi oyundaki her şeyi, herkesi gösterip rünlerinizi de otomatik ayarlıyor. Oyunlarda yaptığınız güzel şeyleri görebiliyorsunuz. Mesela bu oyunda ben MVP olmuşum. Kadın dostumla iyi anlaşıyoruz bugün. Enteresandır ki. Arkadaşlar size bu oyun elimden geldiğince öğretici oynayayım o zaman. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün YouTube'a video çekiyoruz yine Stansfield kardeşimle. Mordekaiser oynuyoruz. Nasıl açılış? Evet, böyle diyorlardı. Evet arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün YouTube'a video çekiyoruz. Bugün Elise oynuyoruz. Yanımda da Kaan Elvin Tatıcı var. O da Mord oynuyor. Ama kadın dostun demen lazım. Evet. Kadın dostun olduğunu vurgulamam lazım orada. Doğru diyorsun. Arkadaşlar size bu oyun elimden geldiğince öğretici oynayayım o zaman. Değil mi? Öğretici oynayayım mı, oynamayayım mı? Oyna. Öğretici mi? Öğretici oynamamı ister misiniz? Öğretmeyici mi oynayayım? Tamam abi, ben oynayayım, siz öğrenin. Mesela bakın arkadaşlar, bu Aatrox level 1'de benimle kapışarak hayatının hatasını yaptı. Hemen onun kafasına şöyle bam diye vurarak trade'i kazandık. Helal, çok iyisin. Zaten Doran kalkanımız da hemen üstümüzde. Odun da Doran kalkanı var gerçi, hiç önemi yok. Şimdi adam üstüme doğru geliyor, bakalım. İkimizin de canları okey. Aatrox ve Mordekaiser'ın eşleşmesinde en önemli şey nedir biliyor musunuz? Ben de bilmiyorum, beraber öğrenelim. Q'yu patlattık abi ama ikinci Q'yu dojladık. Üçüncü Q'yu da dojlamamız lazım, evet. Atamadı zaten. Minyonları kaçırmamaya özen gösteriyoruz beyler. Minyon arabanın yakıtı gibidir. Bunu hepiniz öğrenin. Bu arada YouTube'da beni takip eden kardeşlerime hemen bir güzel bilgi daha vereyim. Ne alaka diyeceksiniz belki, evet, ama şu an Stansfield kardeşim Alice oynuyor. Bildiğiniz gibi Alice bir örümcek. Hiç şunu düşünmüş müydünüz arkadaşlar? Bu örümcekler öldüğü zaman neden bacakları böyle top şeklinde içe kapanıyor diye düşünmüş müydünüz? Diğer canlılarda öldüklerinde kolu bacağı salıyorlar. Örümcekler neden böyle diye düşünmüş müydünüz? Ben size hemen anlatayım. Örümcekler arkadaşlar bacakları kan basıncıyla çalıştığı için, yani nasıl bir penise kan dolunca penis büyüyor, örümcekler de o şekilde kan basıncıyla çalışıyor bacakları. Bacaklarında kas bulunmuyor. Bu yüzden arkadaşlar öldüklerinde kan basıncı düştüğü için bacakları içe doğru çekiliyor. Nasıl boş? Sağlam bir boş yaptık. Kan. Fena bir boş yaptık. Geldim kadın kan. Dostum. Buradayım kadın dostum. Hiç sıkıntı değil. Sıkıntı yok, sıkıntı oy. Yok. Sıkıntı yok. Onu da. Ne yapıyorsun? Tamam, gel. Tamam. Oğlum ben seni tanklamanı istedim sadece, o kadar. Tamam. Rice. Tamam, çık abi. Oğlum, çık. Yürü buraya. Çık. Buraya yardım lazım ama bana. Gördüğünüz gibi örümcekler hakkında bilgileri öğrendiğimiz için Papa başarılı bir gen katıldı. Eğer örümcekler hakkında böyle bilgilere sahip olmasaydık Mert kardeşimizi belki de orada takip edemeyecektik ve başarısız bir gen olacaktı. Öyle değil mi? Tabii. Fena boş başarılı. Yapıyorum bu arada ya. Evet, üstünlüğü aldık koridorda zaten. Hemen şöyle Aatrox'u darlamaya başlayalım beyler. Seri seri. Topa gelebilir. Tamam, haberin sıkıntı olsun. Değil kardeşim. Aatrox ben de takas yapmaya çalışıyorum ama gram umurumda değil. Aatrox'un kafasına balyozumuzla vuruyoruz güzelcene. Güzelcene koridorunu ittiriyoruz. Çünkü Lee Sin gelse de artık benim flash'ım var, kaçarım diye düşünüyorum. Aatrox'un vurduğu damage'i W açarak arada dodge'layıp azaltmamız gerekiyor. Yani W aktif olarak kullanmalıyız beyler, bilginiz olsun. Takaslarda W basın. Şöyle güzelcene lane'i ittirmek için Aatrox'un skill'lerini dodge'larsak şöyle bakın. Şöyle adamı buradan geçirmeyeceğiz şimdi. W'yu basalım. Adamı çektik, çekemedik. Sıkıntı Lee Sin değil. Top'a gelecek çok az sonra. Okey abi. Top lane'de adamı, gerçi adam iyi kasmış. Adam geri düşmesine rağmen, bir kere ölmesine rağmen minyonu okey adamın ya şu an. Çok fazla üstünlük kuramadık burada. Ama bu herhalde karşılaşmadan ötürü falan olmalı. Aatrox güçlü çar. Bir de E'sini hiçbir zaman bana skill tutturmak için atmıyor, hep dodge'lamak için atıyor. Takası yaptığımız an W'ya basmamız her şeyi değiştirdi bu arada. W'ya basmasak takası kaybediyorduk. Oraya bir dive'ımız var mı? Var. Tamam, hemen çıkıyorum. Şimdi şöyle kafasına vuralım adamın. W'yu açtıktan sonra canımızı böyle işte doldurabiliriz bu arada. Zıpış da orayı. Tamam. Hemen insanlar da oyunu öğrensin.
senin hızlı pushladığını, ne olduğunu öğrensin. Tamam, hızlı pushladık şu an. Ne oluyor şimdi? Sen kakını tutturduğunda ben de böyle yapıyorum. Sonra bir tane şöyle vuruyorum. Aynen ve bu kadar basit. Hemen bu kadar basit. Bu kadar basitti arkadaşlar. Tamam, ben buradan gidiyorum şimdi. Git kardeşim. Kadın dostunla iyi anlaşıyoruz bugün. Enteresandır ki. Buradan güzelce yine plate'imizi aldıktan sonra kadın dostumu hemen haberdar ederek base'e gittiğimi bildiriyorum ve hemen bir tane sigara daha yakıyorum arkadaşlar. 25 yaşına geldim. Oynadığım oyunları sayıyorum size. Warcraft 3. Oradan Warcraft 3'ün Dota'sı. Oradan Dota 2. Arada Knight Online Silk Road'da oynamışlığımız var ama hacklenip hacklenip siktirip git küçükken. Ondan sonra dedik bari hacklenmeyeceğimiz bir oyun oynayalım. Onu da League of Legends'ta bulduk. League of Legends'a geçtiğinden beri hiç hacklenmedim arkadaşlar. Ben Knight Online'da hacklendim. Dota 2'de hacklendim. O tarz oyunlarda sürekli çaldı benim çünkü hesabımı. Tabii. Hackleyen de Kaan bu arada beni. Tamam, bunu da bilmeyen varsa... O öğrensin. Tam olarak hack sayılmaz bu arada kardeşim. Senin şifreni zaten biliyordum. Çalmak sayılıyor, hırsızlık oluyor, doğru. Yok, kesinlikle katılmıyorum ona. İstiyorsan anlatalım, insanlar fikirlerini sunsun. Zaten biliyorlardır. Ama biz yine de anlatalım olayı arkadaşlar. Şimdi zamanında Dota 2 yeni çıkmış. Daha böyle herkese beta key veriliyor. Beta oyun. Oyun daha çıkmamış. Giriş için özel anahtar gerekiyor Steam'den. Bunlar da var işte, zor bulunuyor o anahtarlar tabii. Ama bunlar Dota 2 tutmayacak falan diyor işte, böyle Dota 1 daha güzel olacak deyip Dota 1 oynamaya devam ediyorlar. Ben de dedim hazırda elimizde böyle üyelikler var. Hesaplar sağlam para ediyor çünkü o zamanlar değerli olduğu için. Direkt böyle 200-300 TL falan yani. Ben de aldım bunların hesapları, zaten kullanmıyorlar diye sattım. Gittim kendime Travian'da köyüme altın falan ekledim, böyle garip garip şeyler yaptım. Travian oynuyordum o zamanlar, aldım Mert bunu. Nereye götürüyorsun adamı, ben anlamadım. Adam kulesinin altına kaçtı kardeşim. Ya ne, neyse. Tamam siktir et, dur gel, gitme. Oğlum ne yapıyorsun? Aa tamam, Shen götünü kurtardı, geldim. Shen'in tanklaması lazım burayı, Shen'in yapması lazım kanka, her şeyi. Kanka sen adamı öldüreceğiz, sen niye adamı alıyorsun ultine? He? Dur. Mert onu bir ısır. Senin oynayacağın oyunu... Ben. Tamam, bana kardeş. Onu anlat ilk önce. Ben adamı kesmeye geldim, adamı kaçırdın benden amına koyayım kule altına. Tamam, konumuza geri dönelim. Neyse arkadaşlar, bu Mert işte Dota 2 oynamıyor diye Hakan, Mert bu tarz arkadaşlarımın hesaplarını gittim sattım. Kendime Travian'da güzelcene köyüme altın aldım. Sonra bunlar bir gün Dota hesaplarına giremediklerini fark edip direkt dediler ki Kaan ne oldu lan hesaplara falan. Bende hiç haberim yokmuş gibi, ne bileyim ama falan diyorum bunlara. Sonra bunlar abi geldiler bana şey diyorlar, oğlum sen yaptın değil mi bilmem ne falan. Ben de dedim ki ya gerçekten benim böyle bir şey yapacağımı düşünüyor musunuz falan deyip bunlara trip attım beyler. 2 ay konuşmadım bunlarla, sonra gelip benden özür dilediler. Anlatırsan şimdi sen şöyle oldun bak, ben en azından hırsız demiştim. Sen şimdi anlattın, hırsız, yalancı ve çocuğu oldun. Bir kişi bak, tektin 3 oldun. Ne gerek var, niye anlat? Anladın mı bak, gerek yok. Yani bu... Birdin 3 oldun kardeşim yani. Hayır, ben bunu insanlara bırakıyorum. Arkadaşlar sizce yaptığım hareket nasıl bir hareket? Mantıklı mı? Nasılsa kullanmıyorlardı hesapları. Ben satınca değeri bindi amına koyayım. Haksız mıyım? Oğlum sana ne, hesap bizim. İster kullanırız ister kullanmayız, o ne demek? Doğru. Yani sonuç olarak ama basit şeylerdi. Sonra gittik hemen kendilerine yeni hesap bulduk yani. Neyse Mert, gel şu tavuktan plate'ler alalım kardeşim. Olmaz mı? Tavırlara vurmaya geleceğim. Adamın ace yok. Çek. Çekme yok bende şu an. Sattın yalnız orada kendin. Ben evet fark ettim. Ha, ona ben biliyordum bir şey yapamam. Biliyor musun? My bad. Belki kesersin iyisini. Gelirse eğer. Beyler bu Stansfield kazandığımız koridora gelip yok, ölmeye doymuyor. Bir kere öldüm sadece. Tamam. Şey buradan devam ediyoruz beyler şu şekil. Bundan sonraki itemimiz bu arada Proto Belt olacak. İlk item Proto Belt almadım çünkü öndeyim diye. Onu da hemen anlatayım size. Normalde Proto Belt kasılması lazım herhalde. Ama ben dedim ki ne gerek var. Adam takas yaptı ve başarılı bir takastı. Bir daha gelebilir sana. Tamam, base atmıyoruz beyler. Buralarda erik var mı? Şurada bat yeni çıktı. Ama vardı atma niye olabilir? Hemen eriklerimizi alalım, canımızı dolduralım şöyle. DC'ni bot site'da gördük, o yüzden top lane'de çok agresif oynayacağız şimdi. Hatta Aatrox'a dalabiliriz direkt. Üstüme arkasından atarsa. Geliyorum. Aa çektim. Gel oğlum buraya şimdi. Anladım senin. Tamam, bu kadar basitti beyler. Bu oyun gerçekten kolay. Adam ace'ini kullandığı an çekiyorsunuz ve öldürüyorsunuz. Basit. Aatrox'a seni deneyebilirler. Tamam, DC'nin Q'yu da çektik. Mert topa gel. Ben gelmeyeceğim diyorum. Tamam diyorsun. Gelmeyeceğim ben oraya. Tamam. Ben bottayım.
Onu öldür kendi başınasın. Evet, Lee Sin'i W'ye bekledik bu arada arkadaşlar. Adam kesebileceğini sandı beni. Yalnız W'yu çok iyi kullandık. Şimdi Aatrox beni kesmeye çalışacak. Onun da hemen dodge'lamamız lazım. O kadar da değilmiş. Tamam, sıkıntı değil. Şimdi bu Aatrox. Aatrox'la kapışabilirim. Hemen aldık Aatrox'u. Aha, Shen de bende gelecek mi? Shen de bende gelecek mi? Nerede Shen? Ay, ben Shen de bende ölüler diyarına gelecek sandıydım da öyle olmadı. Neyse. Öyle bir şey olsa manyak bir şey olurdu lan yalnız. Oha. Tak, aldık abi kuleyi. Buradan geliyorum senin arkana doğru. Gel kardeşim. Şöyle tek atıyoruz VV. Tek. Direkt. Ne oluyor bak, burada birileri var. Tamam, sıkıntı yok. Gelir, acaba diyorum ki bir reset mi atsak? Çünkü item'ım bitti. Protobelt almam lazım. Neden protobelt? Al abi. Neden protobelt? Beyler, bu Morde'ye cooldown çok önemli. Neden? Çünkü Char'ın manası yok değil mi? Manası olmayan bir karakterin neye ihtiyacı vardır? Skill'lerinin erken dolmasına. Vlad'a mesela cooldown kasarlar ki sürekli skill'ler dolsun da atayım diye. Aynısı Morde için de geçerli. Manası olmadığı için protobelt %10 cooldown. Zonya %10 cooldown, ne bileyim oradan başka bir şey %10 cooldown falan derken cooldownları kasıyorsun. Manası yok zaten Char'ın, sürekli skill atıyorsun. Golemleri al abi. Farm. Golemleri alırken canımız azalmasın diye böyle basalım şunu. Şuraya şöyle minyon kaçırmıyoruz asla beyler. Şöyle şak diye hepsini aldık. Golemler zaten burada bekliyor bizi. Minyon kesmek önemli abi. Dakika ile eşit farm yapmak. Oy. Ya bu dakikada bu farmı yapıyorsan zaten iyi oynuyorsundur değil mi? Aynen. Buradan devam abi. Şak diye vuruyorsun. Eren şak diye alıyorsun. Horluyor mu yine? Ölecek mi diye bakıyorum sürekli çocuğa ya acaba. Çok mu horluyor? Zor nefes alıyor gibi. Anlamadım. Eren öyle ya. Yapacak bir şey yok. Adam kendini horlama konusunda uzmanlaştırmış yani. Evet, takımın benim etrafıma gelmesi saçma oldu. Shen'in ultisi var. Shen'in benim etrafımda dolaşmasının hiç mantığı yok. O zaman ne yapacağım? Dilimden R'ye mi basacağım? Ben gidiyorum. Ayrık durmam lazım benim. Bir Alper abi kardeşimiz var burada. Alper abi bir hemen. Alper gel oğlum. Alper oğlum gel buraya. Alper kaçarın yok. Öldün sen. Alper yat oğlum aşağı. Alper'i kestik. Alper kardeşimizin eline verirken minyonumuzu da güçlü tutmak adına burada tekrardan kesiyoruz beyler minyonları. Ben de vision aldım. Şak diye vuruyoruz. Ya. Adamların red'i var mı? Var. Adamların red'ini alıyoruz. Adama bırakmıyoruz tabii ki de. Ağlasın biraz gerizekalı pıç. Hemen buradan Aatrox'u çekiyoruz. Tahmin ettiğimiz gibi adamın E atacağı yere patlattık beyler. Lucian keser herhalde onu, o kadar da değildir. Şöyle şurayı da alalım. Lucian'a farm yok. Kadın dostum Stance Field oradan hemen yarım bıraktığımız işte bitiriyor. Gördüm, Akbaba gibi oğlum. Gördüm leşe hemen geldim işte. Aynen öyle. Şuradan buraları ittir. Amaç beyler. Oyunu zaten okey gidiyor şu an oyun. Takım üstün. Ben minyonumu kesiyorum. Neden? Ne olur ne olmaz diye. Ya yarın öbür gün bu gerizekalılar oyunu satarsa diye. Ne olur ne olmaz minyonumuzu kesiyoruz. Bakın arkadaşlar şu hareket. Şu hareket. Şu hareket abi. Üstüne bunu da vuruyoruz. Bu adam kaçabileceğini sanıyor ama yanıldı. Okey. Char bozuk bu arada. Mert, bu arada seninle böyle iyi geçinirsek gerçekten challenger'a melinger yolumuz var, haberin olsun. Ne oldu? Basit bir oyun oldu.